Nasıl oldun? Daha iyi misin? Evet, daha iyiyim. Serum çok iyi geldi. Kekler de tabii. Yani ben her zaman tedavilerin en önemli parçasının mutluluk olduğuna inanırım. Kek de mutluluk demek yani bence. bir şey soracağım Zeynep'ciğim. Senin bu Çağlar'la aranda bir şey var değil mi? Bak, bence anlatırsan açılırsın. Yani biz insanların en çok hasta olmasının sebeplerinden bir tanesi içimizde tuttuğumuz şeyler. Yani bu içimizde tuttuklarımız bize kardiyak problemler, gastronomik problemler olarak geri dönebiliyor. O yüzden anlat bence. Anlatmazsam hasta mı olurum yani? Bence evet, öyle olursun. Yani anlat, açılırsın. İçin ferahlar. Ha? Bir şeyler vardı aslında. Yani nasıl desem, ben de hoşlanmıştım. Yani evet. Bekledim gelip konuşsun diye benimle ama gelmedi. Pısırık. İstiklal Caddesi'ndeki o asma kilit denen barda takıldı kaldı. Kaç kere söyledim başka bir iş bulsun, bıraksın orayı diye ama hareket alamadı. Pısırık çünkü. Ümidi kestim ben de. Sonra Alp'le tanıştım. Yani tamam, başta çok itici geldi bana da ama sonradan aslında o kadar da aptal bir tip olmadığını anladım. Peki Zeynep'ciğim, yani Alp'in doğru tercih olduğundan emin misin? Bilmiyorum. Ama artık çok geç zaten. Aradım, birazdan gelecek. Kimi? Alp'i mi? Keşke Çağlar'la bir kez daha konuşsaydın ha? Geçti artık. Kabul ettim ben de. Ya biliyorum Alp en iyi seçenek değil ama en azından bir seçenek işte. Neyse. Ne diyeyim ki ben sana? Senin kararın. Ben bunu değiştiremem. Ben artık gideyim. Birazdan bir hemşire gelir, seni kontrol eder. Tamam? Tamam. Çok teşekkür ederim tekrar. Bir şey değil. Nisan, iyi misin? Hayır, değildim. Ya bilirsiniz ben genelde beceririm böyle şeyleri ama bu sefer beceremedim. Uf. Nisan, her şey olacağına göre üzme kendini. Hem sen elinden geleni yaptın. Duydunuz mu? Duydum. Kızmadınız mı? Kızmadım, merak etme. Yani Nisan bu, ne yapalım anladım artık, alıştım. İçinden geleni yapıyorsun ve bence bu güzel bir şey. Ama işte üzülme yani, her zaman olmuyor değil mi? Her zaman mutlu son olmuyor. Teşekkür ederim hocam. Ama aslında gerçekten de bütün suç benim değil. Suç o çocuğun. Eğer Zeynep'i bırakıp gitmeseydi Zeynep de o kaslı çocuğu aramayacaktı ve onlar birleşeceklerdi. Ama diyorum, acaba gerçekte suç benim mi? Nasıl yani? Yani bilirsiniz normalde benim böyle iyilik güçlerim devreye girdi mi ben her şeyi böyle çözerim. Ama bu sefer olmadı. İyilik güçlerim böyle devreye girmedi. Yani çalışmıyor. Acaba diyorum o yüzden suç benim mi? Ama ben iyilik güçlerimin çalışmadığı bir dünyada yaşamak istemiyorum ki. Ya kötü şeyler olmasın. Nisan, kötü şeyler olmayacak. Tamam mı? Sakin ol biraz. Şimdi benim dışarıda bazı işlerim var. Onları halledip geleceğim. Döndüğüm zaman seni bulurum. Ne oldu hocam? Nereye gidiyorsunuz? Nisan, bana hesap mı soruyorsun? İşlerimi halledip döneceğim. Tamam mı? Sen de bu arada üzülme. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi, 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 hadi. Hadi işinin başına. Hadi, hadi. Hadi bak, hala bakıyor. Hadi işinin başına. Alo, Kerem ne haber? Eyvallah, eyvallah, sağ ol, iyiyim ben de. Ya Kerem, biliyorum üstüne titriyorsun ama eğer mümkünse ben bir iki saatliğine motor almak istiyorum. Evet, evet, hayırlı bir iş. Sen hastanede misin? Tamam, tamam, o zaman gelip kaskı falan alıyorum senden. Hadi görüşürüz.